abi, sen de takdir edersen. Estağfurullah. Senin üstad olarak kabul ettiğin insanlar seninle konuşmaya tenezzül etmez. Ama Uçe, Efsane, Saffet müthiş bir efsaneydi. Geldiler, bana bilgi birikiminle sahada nasıl duracağımı, antrenmanlarda, yani bu gerçekten çok önemli. Ve şimdi değerini anlıyorum. Neden? Şimdi bakıyorsun, ya bir oyuncunun bir oyuncuyu zaman ayırıp bilgi birikimini söyleyeceği gerçekten çok uzak. Ya işte mesafeli. Gençlerin de buna dikkat etmesi lazım. Hakan, dayanamayıp soruyorum ama ya. Sor. Yalçın'a en iyi stoper şimdi. Ben kendi özelini izinle cevaplayayım. Galatasaray Ulf Alici, Beşiktaş Zago, Fenerbahçe Lugano derim. Gördüğüm stoperler. Popescu Bülent abi. Baktığınızda birbirini tamamlayan. Birisi savaşçı, mücadeleci. Salpay abi. Oynadığın dönemde yani en iyi stoper. Yani baktığınızda çok var. Gerçekten çok var. Ama yani bunu, ayıracak olursan. Yani ben her zaman Alpay abiyle Bülent abinin... Oynadın mı onlarla? Ya oynama fırsatı olmadı ama ideal olarak yani oynadıklarım baktığınızda mesela Epriano ile çok keyif aldım Başakşehir'de. Değil mi? Çok keyif aldım. Yani birbirimizi tamamlıyorduk tabiri caizse. Doğru. Epriano çok iyi stoper. Çok. Bence ama Şikirtel'le senle yakaladığı oyumu yakalıyor muyum? Yani zaman zaman futbolun içerisinde bunlar oluyor tabii. Sonuçta Epriano da büyük bir sakatlık geçirdi. Sen de desene halı sahada en iyi oynadığım stoper Hakan Gündoğar diye. Neden demiyorsun ya? Beni nasıl üzüyorsun ya? Bir kere bir kişi de beni ölsün. Kaç yayındır dedim, maçtan sonra dedim. Bu kadar iyi dedim. Uzun top atan başka bir stoper yoktur dedim. Duy. Biz de bir şeyler kaptık sizlerle. Yok, ben bir de rakip oldum yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Bence çok... Abi sadece ayağı çalışmıyor, işin kötü yanı. Tabii, susmam. Yorarım adamı. İşte biraz önce sarf etmiş olduğumuz iletişim devir ediyor ya Hakan. Tabii. Çünkü oyuncunun peşinden koşmaz. Burada işte profesyonel olmaya hazırlanan gençler ya da profesyonel olan gençler ne olur hani otobüsün arkasındaki papazların yanına gitmeyin. Tabii ki orada da iyi abiler vardır. Ama genelde o iyi abiler otobüsün arkasında çok konumlanmazlar. Biraz daha ön taraflarda kafa dinleyen adamların yanına gidin. Bence ya artık kalmadı artık lisede o de, arkada yani otobüsü. Lise hayatında bile... Ya ne olur o arka taraflara çok gitmeyin. Yani sonu güzel olmuyor. Tabii ki iyi şeyler de çıkıyor. Ben de arka taraflarda oturan bir adamdım ama... Ben hani, çözdüm hep en öne geçerdim. En önde oturan konuşanlar çok kızmazdı hocalar. Orada ya, ya ne yapıyordun İstanbulspor'da? Yani bu şey değil. Saffet abiler, Cenk abiler vesaire çok deneyimli, tecrübeli. Adamlar. Yani abilerin yanına çayı alıp gidiyordum. Onların doğru. O sohbetinde. Doğru. Çünkü futbol muhabbeti oluyordu. Ben ne edinebilirim düşüncesiyle... Doğru. Yalçın oradan Galatasaray'a transfer oldun yani. Küçümsenecek yani, bir şey değil. Büyük başarı bakarsan bir futbolcu için. Yani İstanbulspor'da da çok başarılı bir sezon geçirmiştim. Yani 5 gol atıp ve 33 maça yakın, yani yanlış olmasın ama oradan Galatasaray'a gelmem. Tabii şanssızlıklar yaşadım. Tabii. Çapraz bağlarım koptu. Ülkemizde çok ameliyatı gerçekleştirebilecek hocalarımız var. Çok değerli ama tedavi kısmında fizik tedavide çok eksik dönemdeydik o dönem. Hmm. Şu anda gerçekten fizik tedaviyi de çok üstün seviyeye geldik. Bazı şanssızlıklar oluyor ama oyuncu gerçekten güçlü olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Beşiktaş'a geçelim. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 15 gol atmış Beşiktaş ve bu gollerin 10'unu Kanadalılar. İki Kanadalı, bir Kamerunlu atmış. Aboubakar, Larin Atiba. Kalan 5'i düşünüyorum Hakan. Kalan 5 karışık. Boyd'un golü var. Boyd doğru. Baktığınızda bir Larin Mensah soru işaretiydi. Ama Larin de Aboubakar'ın zaten gol sevinçlerinden sonra Cenk Tosun'la sanırım Aboubakar birlikte o sevincini şimdi Larin'le paylaşıp onu da bir havaya sokmuş. Onun da performansının yükselmesinde ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum ben Atiba ile birlikte Aboubakar'ın. Şimdi öyle deyince bir anda gözlerim doldu. Mario Gomez'e Eyşan diyorduk. Talisca. Talisca'nın yeni adını söylüyorum. Esmer Eyşan. Patenti bende olsun bunu Mehmet Özcan. Yarın öbür gün duyarsın. Hakikaten o da tadı damağımızda kalan futbolcu. Çok efsane. Talisca eşittir. Bu ligde bence Alex'ten sonraki en net 10.5 numaraydı. İnanılmaz skorer ve evet. Şenol Hoca ile kafayla da müthiş goller atmaya başladı. Ayak içi zaten. Bir sol ayak içi Malatya'ya mı? Müthiş bir golü vardı. Avrupa'da da. Her Trabzon, Onur Kura. Benfica'ya attığı gol. Benfica'ya attı. Müthiş. Muazzam futbolcuydu. Çok.
çok farklı bir oyuncuydu. Ya zaten ondan önce oynayan Hakan Sosa olmasaydı çok farklı konumlandırıldı. Sosa da çok iyiydi o 2015-2016'da. Çok iyi bir oyuncunun arkasında mesela. Ersin'in şu an Beşiktaş'ın birinci kaleci olmasının sebebi ondan önce Karius gibi çok kötü bir örneğin olması. Tabii. Daha forma iyi bir giyemedi. Fabri'den sonra gelseydi Ersin çoktan eleştirirler. Bir son Antep maçından sonra ki ben kalecide konuşmak istiyorum Hakan. Utku Kadıköy'de de iyi bir performans sergiler. Beşiktaş kaybetmezse ben Ersin'in cezadan sonra Utku'yu kesebileceğini düşünmüyorum. Daha Utku için doğru. Tam sınav maçı diyebiliriz. Ya Utku zaten iyi bir kaleciydi ama geçen sene yediği gollerden sonra bir anda tribün baskısı çocuğu maalesef bitirdiler yani. Ben onu canlı gördüğüm için söyleyebilirim. Genç kaleciyi oynatmak için doğru bir zemin olduğuna inanmıyorum Beşiktaş'ta. Ben her zaman genç oyuncu oynasından yanayımdır ama çok iyi bir kadro kurman lazım. Stoperlerin çok iyi olması lazım. Ya bak bugün Galatasaray'da eğer Luyendama ve Marka olmasa yani Fatih de Okan da çok farklı ya kariyer hayatları bitebilirdi onu. O kadar net söyleyebilirim. Ya ve Beşiktaş'ın şu an stoperleri yani işte Wellington da Montero da diğer oyuncuları da saydığın zaman ya kaleciye güven verme. Normalde nedir? Stoperler kaleciye güvenmez. Kaleci stopere güvenmiyor burada. Problem o. Yani önünde oynayan oyuncuların hepsi hata yapmaya Vida o kadar bu sene çok beklentinin altında. Mesela kim? Bu Vida. Vida. Tabii yani Vida'nın performansı Konya'da bu sene çok kötü. Ama takımla entegre bir durum bu. Ama sizin de yani bireysel performansınız takımla eşdeğer değil. Takımın da altında. Doğru. Mesela Konya Spor müsabakasında yapmış olduğu bireysel hatalar Vida'ya hiç yakışmayacak. Mesela bunun gibi çok maç sayarız. Yani gerçekten Vida'nın da Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu olduğunu altını çiziyorum. Ama artık onun da kendisine gelmesi gerekiyor. Çünkü ciddi rakamlar alan bir oyuncu. Ve beklentinin altında kaldığını düşünüyorum ben performans olarak. Bence Necip stoperde Vida'dan çok daha iyi oynadı bu hafta. Necip, Hakan Beşiktaş Bilic'le Liverpool'u elerken de o maç stoperde de Necip hep zaten... Necip zaten sürekli olarak Joker bölgesini ya. Bilen var. Yani Joker'i sürekli eleştiriliyor. Ne işi var ne işi var. Yani Necipsiz olmaz yani. Bunu hani hakikaten her teknik adam görüyorsa artık taraftarın da görmesi yani lazım. Galatasaray taraftarının... Mesela dün de yine çok acımasız eleştiriler vardı. Hakan ben sana söyleyeyim. Galatasaray taraftarının Lines'e gösterdiği saygının aynısını Necip de Beşiktaşlar'dan hak ediyor bence. Daha fazlasını bile hak ediyor evet. Bence. Yıllar, ama bazı oyuncular buradan çok kötü nasipleniyor maalesef. Galatasaray'da Sabri de bir başka örnektir. Mesela kariyer hayatı boyunca en çok eleştirilen oyunculardan biridir Sabri. Ama ben hep niye eleştirildi diye çok şaşırmışımdır. Bu kadar profesyonel yaşayan, bu kadar ya bir ara asist kralı falandı çocuk ben orta yapamıyor deniliyordu. Ben şöyle söyleyeyim Serdar abi. Aydın Yılmaz'ın Konya Spor'a golü, Hasan Kabze'nin Beşiktaş'a golü, Nonda'nın Fenerbahçe'ye golü, Galatasaraylı izleyicilerin kafasına canlanmış bu goller. 3 topu da savunmadan Sabri şişiriyorsa bir şey var bu oyuncuda yani bu kadar da nasıl diyeyim çok da kötü ve, muamele hak etmiyor. Ve potansiyelini ortaya çıkartamamıştır. Sprint 80 metre top sürdüğü attığı ben gol vardı. Hala tribünde izlediğim en iyi goldür. Bursa Spor attı. Bursa Spor'a pardon. İzleyiciler bilmez. Bu. Mesela Necip Türkiye Ligi'nin belki en süratli oyuncusu. Siz Necip'in yanından birisi sağından solundan atıp geçtiğini gördünüz mü? Stoper oynarken dahil. Mesela kimse bu tür özelliğini bilmez. Çabuk dönebiliyor. Yıllardır futbolun Erman içerisindeyiz. Mesela görmemiştir. Mesela sen bile farkına varmamışsındır. Çabuk bir oyuncu. Çok çabuk, fulleli bir oyuncu. Bazen çabuk olmak hızlı olmaktan daha önemlidir futbolda. Yani hızlı olmak bazı oyuncularda bir şey ifade etmez. Yani hız zaten eğer referans alınsaydı Usain Bolt bir ara futbolculuk yaptı galiba değil mi? Hayır ben şu anlamda söylüyorum. Yok ben destekleyici abi. Anlamda söylüyorum. Yani bu oyuncunun çok farklı hani mesela eksik bölgelerde hani mesela düşünün sakatlık, sağlık sebepleri yok. Sağlık sebeplerinden dolayı Necip'i stoper oynatmak zorunda kaldım. Şey çok önemli Yalçın vurguladın 14 gün takımın ayrılsın. Mesela, bir antrenmanla bu çıkmış. Yani büyük bir fedakarlık. Ve rakip forvet de Dembaba. Çok profesyonel bir çocuk ya Necip. Ben yıllardır tanıyorum. Ağzını açmıyor maçlarda bir de. Bayağı oldu. Yani PAF takımından beri tanıyorum. Ben Necip'i işte yani. Ha Necip? Ki Hakan PAF takımı. Öyle. Hakan, o da mesela Yalçın gibi yaşayan birisi. Yani uykusuna ama dikkat eder, yediğine işine dikkat eder. Hakan PAF takım performansı da belliydi iyi seviyelere geleceği. Yani ama işte büyük ihtimalle hani Yalçın'ın verdiği örnekler gibi mutlaka Necip'in de önünde örnekleri iyi aldığını görüyoruz burada. Yani iyi almak çok önemli. Evet. Mesela o da sakatlık sürecini çok az kayıpla. Kesinlikle. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özcan. Biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Serdar Bey, Sayın Serdar Kelleci ve size Yalçın Bey.
Çok bugün teşekkür çok ederim. Çok şıksınız. Bak yine gelecek, bana gelecek. Bana gelmeden... Yeleksiz ama. Yeleksiz değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Senin de. Keyifli bir program oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.